Evet sevgili dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Zülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Herkes bana şunu söylüyor, hocam işler iyi giderken hiç piyasada yoksun, işler kötü gittiğinde ya da puan kaybedildiğinde millet tepki gösteriyor. Sen de hocayı eleştiriyorsun, şundan dolayı puan kaybedildi diyorsun. İyi de babam, olması gereken durum bu zaten bu değil mi? İşler kötü gittiği zaman demek ki bir yanlış vardır. İşler iyi gittiği zaman da konuşulması gereken doğrular daha fazladır. Ya Fenerbahçe şu anda açık ara 5 puan 6 puan farkla lider olsaydı konuşacağım cümleler tabii ki de değişecekti. 3 puan 4 puan 5 puan geride olsaydı konuşacağım cümleler tabii ki de değişecekti. Ben videolara başlık bulurken çok zorlanıyorum. Birçok arkadaşım diyor ki hocam böyle başlık mı gelin siz koyun başlığı. Mesela bu videonun başlığı. Hani Flash Fenerbahçe şampiyon olamayacak. İşte büyük tehdit. İsmail Kartal istifa yazacağım. Başla. Diyeceksiniz ki bak işte Fenerbahçe düşmanı şöyle böyle videonun tamamını izleyin. Ondan sonra yorumunuzu yapın. Dilerseniz hemen başlayalım. Spor yazarlarından Fenerbahçe'nin sahasında kazandığı Kasımpaşa maçına dair değerlendirmeler yer alacak burada. Artı benim görüşlerimde yer alacak. Erman Toroğlu ilk yarı 8 kişi oynadı. Şimdi bak cümlelerinizi şöyle seçiyorsunuz. Hocam Erman Toroğlu'ndan bahsetme. Allah'ını seversen ondan konuşma. Şundan ilgili bu konuşma. Şunu belirtme. Ben herkesi belirteceğim. Dost, düşman fark etmez. Herkesten almamız gereken bir ders var. İlk 45 dakika oynanıyor. Sahanın her tarafında Kasımpaşa var. İkili mücadelelerden çok iyi çıkıyorlar. Çok iyi yardımlaşıyorlar. Sahayı iyi parselliyorlar. Fenerbahçe'de Ferdi öyle olduğu halde bir iki pozisyon yakalıyor ama Kasımpaşa golü buluyor. Fenerbahçe'de Ferdi diyor. İkinci yarı aynı tempoyu yapsa Fenerbahçe'nin işi doğru. İkinci yarı başlıyor. Fenerbahçe kadrosuna bakıyorum. Aynı. 2-3 değişiklik yapması gerekiyor. Neden? Kaplumbağa deden. Çünkü 3 futbolcu sahada yok. Bak 3 futbolcu. Kasımpaşa 11, Fenerbahçe 8 kişiyle oynuyor. Bu teknik adamın sorunu. Niye onun sorunu? Herhalde maçtan sonra konuşuruz. Sonra değişiklikler geliyor. Fenerbahçe biraz kımıldıyor. Kasımpaşa'da normal olarak yorgunluk başlıyor ve Fenerbahçe pozisyonlara giriyor artık. Ancak yine de öyle dört dörtlük pozisyonlar değil diyor. Haklı olduğu yer var, haksız olduğu yer var. Maç bitiminde beş tane ya hani büyük fırsat var. Kaçan dört büyük fırsat var. Arkadaşlar tad için al da at pası verdiği dört pozisyon var. Sadece tad için. Mert Hakan aktarıyor. Edin Cekon'un kafayla vurup Cengiz'in kaçırdığını Edin da at pası veriyor. 2. Batşuay'a bir uzun top atıyor. 3. Bir de sol kanattan ortaya çeviriyor. Serdar Dursun dokunsa gol. Arkadaşım Maske dokunsa gol. 4. 4 tane asisti yenildi mesela tad için. Şimdi çoğunuza sorsak hocam kalçayı dayıyor başka da bir şey yapmıyor diyorsunuz ya ondan dolayı diyorum. Uğur Meleke. Fenerbahçe onda biri bütçesindeki Kasımpaşa'ya karşı ön libero tipik hani ön libero tipli iki oyuncuyla sahaya çıkıyor. Oysa Kasımpaşa 11'inde ön libero tipli bir kişi var Sadiko. Geçtiğimiz haftada Rize tek defansi portu sahil oynarken Fenerbahçe yine İsmail Kurun işte sahada. Bakın aslında reçeteyi çıkartmış da neyse. İsmail Kartal'ın oyun veya sonuç anlamında kötü geçen Antalya Alanya Rize sürecinden çıkarmasını beklediğimiz ders sanırım şuydu. İsmail Kurun iç gibi bir orta saha ikilisi. Yani gri bir orta saha ikilisi hiç asla bir Fred muadili değil. Takımda Fred'in muadili olmaya en uygun aday Lincoln. Ve Lincoln'u göndermek de skandal diyor. Haklı mı? Size bırakıyorum. Şimanski Zayt's kenardayken Kurun için ısrarla 11'de başlaması da bir soru işareti. İlk yana sonunda İsmail'in isabetli pas sayısı 11, Kurun için ise 10. İyi bir merkez orta saha bazen tek de 45-50 isabetli pas yapar. O kadar da değil de. Neyse. Kurulic bir saat sahada kalıp 14 isabetli pasla bitirdi maçı. O dakikada Livakovic'in isabetli pas sayısı 25'ti. Her maça yanlış 11 ile başlayıp son bölümde telaşla değişiklikler yaparak sonuç alamazsınız. Rize'de oldu, bu maçta Kadıköy'de oldu, her zaman olmaz. Bir süperlik devi İsmail Kurunic gibi gri bir orta sahayla her maça başlayamaz diyor. Arkadaşlar Lincoln'un gönderilmesi skandal cümlesine katılıyor musunuz? Ben katılıyorum. Ben şunu söyleyeyim. Keşke kurun hiç, hiç gelmeseydi. Lincoln'de Crespo'da kadroda dursaydı. Biz de Zayt'sa lisans çıkarmasaydık. Katılıyor musunuz? Vallahi de ben bunu bas bas bağırdım. Anlattım. Demedim mi size? Tadiçi yedekler Lincoln. Sola at oynasın. Sekizi yedekler Lincoln. At oynasın. Sol beki yedekler Lincoln. At oynasın. Ya yani ders çıkarılmadı. Fred muadili değil. Lincoln'un göndermesi skandal. Kurunic. Ya yani bu kadar pas hatası. Bilmiyorum. Gerçekten de yani bu süreçlerden bir ders çıkarmak lazım arkadaşlar. Ders çıkaramazsan şampiyonluk hayal olur. Ahmet Çakar. Önce şunu söylemeliyim. Ne taraftarda ne oyuncularda şampiyonluğa giden yol coşkusunu tam olarak hissedemiyoruz. İlk yarı maç pekala 2-2 bitebilirdi. Fenerbahçe pozisyon etti ama aynı oranda Kasımpaşa'ya pozisyon verdi. Özellikle Osterwolde'nin Kanalı yol geçen hanı gibi oldu. Sonuçta Fenerbahçe kazandı ama puan kaybetselerdi şampiyonluk yarışına ciddi anlamda geriye düşeceklerdi. Bazı sakatlıklar belimizi büktü demeye hakları yok. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu Türkiye'nin en geniş kadrosu. Yedeklerden bile bir takım kursak ilk dördü zorlayacak pozisyona sahipler. Şimdi Osterwolde'nin kanadı ilk yarı sarktı. Hakikaten sarktı şimdi doğruya doğru. Ama e, o sarkan kanat aynı zamanda bak aynı zamanda Pozisyona da girdi. Yani e, o kanat sarktı diye eleştiriyoruz. Kabul. Ama aynı kanat birçok da pozisyona soktu Fenerbahçe'yi. Bunu da düşünmek, konuşmak lazım açıkçası. Ha şunu da konuşalım. Zayt. Madem Zaits buydu niye sözleşme yenilendi? Madem Zaits buydu niye devre arasında lisansı dondurulmadı? Veya başka bir yere gönderilmedi? Bence bunu da konuşmanın zamanı. Ama umarım... ...yoğun fikstürde işimize yarayacaktır. Gürcan Bilgiç... ...aslına bakarsanız Fenerbahçe muhabirleri içerisinde... ...en... E, ...polyanlacılık yapan isimlerden biridir Gürcan Bilgiç. Bakın Gürcan Bilgiç neler söylüyor iyi dinleyin. İki takımda gollerine duran toplardan buldu. İki kaleci içinde ne kurtardı be diyeceğimiz pozisyon yok oyunda. Kartal metodiktir. Kurgularını beklentilerine göre yapar. Ama ne bekliyor bilmiyorum yanlış yapıyor. Ferdi'yi sol bekten ayırarak yaptığı ilk yanlışı bir... Şimdi ben size ne diyorum arkadaşlar her zaman? Türkiye'nin en iyi oyuncusu mesela Türkiye'nin en iyi 6 numarası İsmail Yüksek'tir. İsmail Yüksek'i 6'dan alıp 8'e koyuyorsan bu salaklık olur diyorum. Türkiye'nin en iyi sol beki kim? Tartışmasız Ferdi Kadıoğlu. Tartışmasız. Tartışmaya kapalı. Şu bu X, Y, Z, W hiçbiri yok. Bitti. Bitti. Hepsi bitti. Tartışmanın hepsi bitti. Hiç tartışacak bir şey yok. Doğru mu? Sonrasında Mert Hakan Şimanski değişikliğinde hamle kurun içi olmalıydı. Yani Şimanski'yi kesiyor ama diyor. Yani orada oynamaması gereken kurun içi olmalıydı. Doğru mu? Bu takımın 19'da 19 yapan DNA'sı var. Rakip markajında kayboldular. Ne zaman ki İsmail Hoca Serdar Dursun'u attı oyuna rahatladı takım. Arkadaşlar bir şey de söyleyeyim. itiraf edeyim. Fenerbahçe ilk e, yarı ligin ilk yarısında 4-4-2 oynasa kızardım. 4-4-2'de Fenerbahçe bayılıyor. Bozguna uğrar derdim. İkinci yarı ise Fenerbahçe 4-4-2'yi birçok zaman denemeli diyorum. Onu da belirteyim. Alınan ders nedir? Fred yoksa çift forvet oynayacaksın. Kurun işten de İsmail'den de yarın Fred bile çıkmadı diyor. İsmail'den zaten yarın Fred çıkmaz. İsmail'den tam İsmail çıkar. Ercan Güven. Maçın son dakikalarında Kasımpaşa'nın en güçlü silahı fal oyundan çıkınca ailecek rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe'ye sağlamı es geçirmiş gri bir penaltı ile omuz verdi birileri. Skor zor da olsa 2-1 oldu. Ama uzatmada Mert Hakan'ın yerine neden Zayt girdiğini kimse anlayamadı. Kadıköy'deki fırsat maçını Kadıköy'ün incinmiş onur değil de şampiyonluk yarışındaki rakibin bozulmuş moralini onaracak hale getirenlere bravo doğrusu diyor. Şimdi öncelikle Ercan Güven'e şunu söyleyeyim. Şerefli bir insan der ki ulan adamlar Rosterwold diye penaltısı verilmemiş. Öbür sondaki penaltı değilse bile ulan Rosterwold'e penaltıyı sağlama yapmış adamlar. Kaldı ki Osterbolde'nin pozisyonu ee, hariç bir de Ferdi'nin pozisyonu var. Ferdi'nin pozisyonu penaltı vermese bile free kick verse Fenerbahçe'nin gol free kickten geldi. Azımsanacak basit alınacak bir şey de değil bunlar. Neyse şunu söyleyeyim oyuna zayıtsın niye aldı? İsmail Kartal'ın çok büyük hatası. Bakın başlıkta belirttiğim olay var ya İsmail Kartal istifa diye. İş buraya doğru gider. Ben söyleyeyim bir tarafın sıkıştı o güne kadar oynatmadığın Ryan Kent'i oyuna al hadi maçı kurtar. Bir tarafın sıkıştı. Zaytçı oyuna al. Hadi maçı kurtar. Hayırdır ya bu neyin mantığı? Bu neyin mantalitesi? Ben çözemedim. O dün hedeflenen şuydu. O oyuna girsin, bir tane gol atsın, taraftarla barışsın, kahraman olsun. Ulan ben Zaytç oyuna girsin, kahraman olsun diye takımda tutacaksam, bunu yapabilecek iki isim vardı. Lincoln Corner'ı ve Crespo. Bunları takımda tutardım. Bugün İsmail'in yedeği yok. Bartu Elmaz'ı verdik, geçmiş olsun Bartu. Orada omzu çıktı Bartu Elmaz'ın. Sivas Spor, Pendik Spor maçında. İnşallah en kısa sürede sahalara döner. Ya Bartu oyunda tutardım. İsmail Bartu yapardım. Ciddi söylüyorum ya. Hiç boşuna kurun hiç sevdasına gerek yoktu. Hiç gerek yoktu. Josh Walking diye bir eleman. Lan arkadaş adam camdan ya. Camdan camdan müdahale almadan sakatlanıyor. Müdahale almadan 4 maç 5 maç geçiriyor. Tamam ben Kent çok iyidir şöyledir böyledir demiyorum ama. Ya Kent kadar olamadı ya. Ciddi söylüyorum Kent kadar olamadı ya. Ya neyin ısrarı bu? Neyin? Ha orada bir çeteleşme var. O çetenin içinde olan dışında olan diye ayrılıyor. Vesaire. Şimdi geldik en acımasız eleştiriye Ömer Ründül. Dünyada eşi benzeri yok. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularındaki fizik gücü belgeleyen elimde çok önemli bir veri var. İleri üçlüye bakalım. Üç tane yıldız. Tadiç, Ceko ve Cengiz. Bu üçlüden bir tanesinin dahi çalımla rakip eksilttiğini görmedim diyor. Şimdi burada bir hatası var. Ferdi 7 kez çalımla rakip eksiltiyor. Belki de Fenerbahçe bu oyuncularla orayı kapatıp sürpriz oyuncularla pozisyon bulma derdinde. Hani Ömer Ündür'ün anlayabilecek kapasitede değil bu. Bu üçlüden bir tanesinin dahi çalımla rakip eksilttiğini görmedim. Böyle bir tablonun dünyada benzeri yok. İsmail Kartal Batshuayi ile arasında ne problem olduğunu açıklasa iyi olur. <laughs> Penaltı olayında çok ilginç şeyler yaşandı. Var neyi gördü de hakemi çağırdı? Eli gördü Ömer Ündür. Hani sen Göremedin herhalde. Yaştan dolayı olabilir, niyetten dolayı olabilir. Hakem seyrettikten sonra nasıl o hayali el teması kanaatine vardı? Ya da benim gözlerim bozuk, bence gözlerim bozuk. Ya gözlerim bozuk. Fenerbahçe neredeyse şampiyonluk yolunda çok ağır bir darbe alacaktı. Uzatmalardaki penaltıyla şimdilik kara bulutları dağıttılıyor. Şimdi bak arkadaşlar. Gerçeği gizlerseniz de yalancı olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Gerçeği gizleyen de yalancıdır. Osterwold 72'de hareket yapılmış. Ver penaltıyı. 2-1 Fenerbahçe öne geçsin. Ikınma dakikaları bitsin. Winch iki tane sarıyı yemesi lazım. Ver 60'da 65'te rakip 10 kişi kalsın. Sonra gel bana adaletten bahset. Fırık imdada yetişti de şöyle oldu böyle oldu da. Ya arkadaş çık konuş. Bak takımı hırslarıyla ileri taşıyanlar Ferdi ve diyor. Mert Hakan gene de çok çalıştı ama yine dağınıktı. Avut çizgisiyle 18'in birleştiği yerden kazanan Frik'te bütün arkadaşlar pozisyon beklerken kaleye vurdu demiş. Kahraman olmak istedi. Ben olsam ben de kaleye vururdum orada. Açık söyleyeyim. İsmail Kartal Batşuay ile arasında ne problem olduğunu açıklasın demiş. Bu da ayrı bir olay. Engin Merel görüntü iyimser değil. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın öne geçmesi Fenerbahçe için hesapta olmayan bir senaryoydu. Zaten gol bulmakta olan Sarlı Hacivertler bir de yenilgiden gelip tabelayı tersine çevirmek zorunda kaldı. Mert Hakan'ın harika serbest vuruşuyla erken cevap verse de geciken galibiyet golü bir panik havası oluşturdu. Hücumda organize olmak yerine bir an önce gol bulmak amacıyla gereksiz şut atmalar ve olgunlaşmamış ataklarla gol bulma girişimleri gördük. 89. dakikada Fenerbahçe kendi evinde sadece 3 isabetli şut atabilmişti. Sonrası biraz da zorlama bir penaltı kararıyla gelen galibiyet falan filan Inter Milan diyor. Yani garip sözler. Bu oyunla şampiyonluk gelmez. Kim diyor? Oktay Derelioğlu. Fenerbahçe en sahasındaki maçlarda artık kötü oynuyor. Bence maçı hak etmediler. Böyle ucuz bir penaltı verilmemeliydi. Şimdi maçı hak etmediler. Şimdi maçı hak etmediler. Bu ilginç bir ifade. Şimdi sol taraf Fenerbahçe, sağ taraf rakip. Baktığın zaman gol beklentisi 3.44. Dur şöyle bir geriye alayım. Toplu oynamada ezmiş. Toplam şut isabetli, şut isabetsiz. Şut engelleme, korner offside, faul. Aynı şekilde sarı kart, serbest vuruş sayısı, taç atışı, büyük şans 5, kaçan büyük şans 4. Pas isabeti, ikili mücadeleler, bak kaleci kurtarışlarında rakibi mahvetmiş. Top sürme girişiminde vesaire kazanılan hava topunda kazanılan ikili mücadelelerde mahvetmiş. Bu Fenerbahçe maçı kazanmamış. Merak ediyorum maçın nasıl kazanması, kazanmayı hak etmesi lazımdı. Neyse. Uzatmada verilen şöyle oldu, böyle oldu. Fenerbahçe'de elde... Buna çok sevineceğini sanmıyorum. Kötü niyet aramıyorum ama bu tip pozisyonlar ülkemizde çok fazla yaşanmaya başladı. Ucuz bir penaltıyla kazandı Fenerbahçe. Peki ben de şunu söyleyeyim. Ucuz bir penaltıyla kazanan Fenerbahçe ağır verilmeyen penaltıyla maçı kaybetseydi kına mı yakacaktın Oktay Nerelioğlu? Ya da nere ne yakacaktın tam olarak? Lan Osterwolde'nin penaltısı izleyen herkesin penaltı dediği bir pozisyon. Ferdi'ninkini saymıyorum. Ferdi'nin ne? pozisyon baş bitiyor. Ceza sahası içinde bitiyor. Atak sürekli var. Penaltı diyen de var. Değil diyen de var. Onu saymıyorum bile. Vinçkin bir ayağa basması var. Bir de darbesi var. Kaldırıp kündeye yatırması var. Direkt orada kırmızı kartla yese. Ulan sen burada oyunu geriyorsun. Rakibi geriyorsun diye. Kimse ses dahi çıkaramaz. Bunların hiçbirini konuşmayıp ucuz penaltı diyorsanız bence sizin karakterinizde bir sıkıntı var. Bence yorumlarınız ucuz sizin. Yani size o köşe yazısını verenlerde bir düşünme yapması lazım. Halil Özer bana göre maçın yıldızı çıkıncaya kadar Mert Hakan şahane gol attı ve takımını maçta tuttu. Bir de tad için ikinci yarıda oyuna ağırlığını iyice koydu. Özellikle saydım 6 net asisti vardı. Ben 4 tane saydım Halil Özer. Ve hepsi al at pozisyonlarda. Sonuç olarak Fenerbahçe çok zor bir maçı daha kazandı. Penaltı pozisyonu yine çok tartışılacak. Ben deyip değmediğini anlayamadım. Günahında sevabı da vara ait demiş. Şimdi Tugay Kerimoğlu oyun tatmin etmiyor demiş ama onu başka yerde konuşacağım. İlker oldu, şampiyonluk için yeterli değil. Oyundan başlamak gerekirse oyun hiç iyi değil. Bu oyunla puan kayıpları kuvvetle muhtemel. Bu oyun şampiyonluk için yeterli bir oyun değil diyor. Direkten dönen Fenerbahçe diyor. Mehmet Özdilek. Goller duran top biri frikik biri penaltı. Fenerbahçe'yi övdüğümüz en büyük değeri önde basması falan filan artık yok diyor. Rıdvan Dilmen bir kişi demiyor mu? Bu galibiyet çok değerli bir galibiyet. Fenerbahçe'nin ilk yarıda orta sahasıyla şampiyonluk yarışına giremezsin. Yedek kulübesinde bir kişi çıkarıp İsmail Hocam Şimanski'yi oyuna alsana demiyor mu ya? Bir kişi çıkar da Şimanski'yi al demiyor mu kimse diyor. Maçın temposunu Kasımpaşa belirledi. Fenerbahçe aşırı temposuz başladı. Ben bile beklemiyordum bu kadar olmasını. İsmail Kartal ilginç bir şekilde ikinci yarıya başlarken oyuncu değişikliği yapmadı. Anlamlandıramadım. Burada net bir şekilde Serdar Dursun'un önce Batu girmesi gerekiyordu. Fenerbahçe ligin ikinci devresinde çok kötü top oynuyor ama yine de skorları alıyor. Kasımpaşa ligin 50 golle en fazla gol yiyen ikinci takımı ve bu takıma ilk yarı kontra atak oynadı Fenerbahçe. Öyle söyleyeyim ben. 2 Kasımpaşa maçında da Fenerbahçe 2 gol attı. Toplam bir gol yedi. 2 Kasımpaşa maçında da Fenerbahçe penaltı kazandı. 2 Kasımpaşa maçında da Fenerbahçe'ye karşı hani ilginç bir oyun oynadı Kasımpaşa. Aslında Fenerbahçe'yi mağlup edecek oyun oynadı. 2 Kasımpaşa maçında da Fenerbahçe e, Aytaç Karay'ı kapatayım düşüncesiyle Aytaç'ı oynatmadı ama diğer futbolculara da çok engel olamadı. Bak Mamadou Fal için ben size ne dedim? Dünkü maç onu canlı yayında. Ya hani patlama yapması gereken ama sürekli bir şey eksik olan. Bir vidası, bir parçası, bir somunu eksik olan bir oyuncu. Dün gördünüz değil mi? Çok iyi, çok hızlı, çok etkili. Bir pas veriyor dağlara, taşlara. Bir pas veriyor, inanılmaz bir pas. O da offside oluyor. Ya Mamadou Fal'in şeyi böyle. Bu orta sahayla şampiyon olamazsın diyor. Ee, Oster Wall'de büyük etki etti. Radekor için kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama tek oynaması lazım. tek oynaması lazım. Yani tek top. Tek ön libero oynarsa cidden çok fark, fark yaratacak diyor Rade için. Yani İsmail İsmail'le birlikte değil de tek ön libero diyor. Mesela Ankara maçı buna çok müsait bir maç. Artık devreye girmesi lazım. Hani Fred'li frensiz Fredsiz oyun planı kurulmalı artık. Fenerbahçe şampiyon olması için artık çift ön libero oynamaması lazım. Artık 9 sene oldu diyor. Şimdi ben burada devreye gireyim salı günü Fenerbahçe'nin Ankara gücü maçı var. Ankara gücü maçının hazırlıklarına da başlanıldı. Hemen sıcağı sıcağına mecbur. Çünkü arkadaşlar Fenerbahçe pazartesi idman yapıp akşamına gitmek zorunda. Salı günü maç var. Şimdi salı günü Ankara gücü maçı. Rotasyonlu bir kadroyla çıkmak var. Ciku sarı kart cezası biliyorsunuz dikte 5. sarıyı aldı. Bu arada Tadiç ve Cengiz de sınırda. Joshua King ve İrfan ne zaman döner bilmiyorum ama her iki futbolcuda İrfan ve King dönene kadar sarı yememesi lazım. Sakatlanmaması lazım. Formdan düşmemeleri lazım. Şimdi Ciku sarı kart sınırında. O yüzden kupada oynayabilir. Şey sarı kart cezası. O yüzden kupada oynayabilir. Ciku'yu yazdım bir. Mert Müldür ligde dinlendirildi. Oynamadı. O da oynayabilir. Etti sana iki. Ya da o sayıyı alıp bir hazırlık maçı kıvamında bir şey yaparım der mi? Ee, olabilir. Ama Mert Müldür oynar diye düşünüyorum iki. Ferdi muhtemelen haftaya sol bek oynayacak. O yüzden Osterwolde sol bekte oynar diye düşünüyorum. 3 bak. Ciko, Mert Müldür, Osterwolde. Stoperde Bonucci ya da Serdar Aziz'den birini oynatabilir. Benim tanıdığım İsmail Kartal Serdar Aziz oynatır. Çünkü e, Bonucci ile Ciko'yu aynı tipte oyuncu sayıyor. İkisi de geriden oyun kuran falan filan. Yani geri dörtlüğü bulduk. Kalede İrfan Can İrbayat. Muhtemelen Ankara gücü maçında Fenerbahçe'nin çıkacağı kadro bu olacak. Ha diyeceksin ki hocam sen şimdi kadroyu veriyorsun. Ankara gücü tedbir alacak. Şöyle yapacak böyle yapacak. Galatasaray'a oynadıkları gibi oynasınlar yeter. 8-9 tane atarız. Sonra Fenerbahçe'de golcü kimliğe büründü diye manşetler atıldı. Fenerbahçe kendine gelir. Mert sağda. Sol Doster Ciku Bonucci stoper ikilisi ya da Ciku Serdar Aziz stoper ikilisi. İrfan Can İrbayat da kalede. Orta sahada tek önlü Bero Kurunic. Bak Mert Hakan yanlışı tad için yerini oynatabilir solda. Mert Hakan'ın oynamışlığı var. Kurun iç Mert Hakan Zayt de oynatabilir orta üçlüyü. Kurun iç Zayt Şimanski de oynatabilir. Yani İsmail Kartal'ın o anki psikolojisine bağlı açıkçası. Ee... Ama ya ilginç bir şeyimiz imza solda Mert Hakan'la başlayıp tad dinlendirebilir diye düşünüyorum. Orta ikilide de ya daha doğrusu orta ikilide ya da orta üçlüde Kurunic, Zayt, Şimanski çıkabilir. Çünkü Şimanski dün bayağı dinlendi. Az da oynadı. Biraz da hırslanmıştır. Ee, sağda mecbur Cengiz Ünder oynayacak. Başka alternatif yok. Ha şunu da düşündüm. Mert Müldür'ü sağ bek oynatıp önünde o iyi oynatabilir mi? Onu da yapabilir mesela. Bak bu da çok mantıklı gelmiyor mu arkadaşlar? Hani en azından bu maç özelinde hiç kimse de beklemez sürprizde bir hamle olur. O sahi sağ açık Mert Müldür sağ bek. Solda Tadiç ya da Mert Hakan. Orta üçlü de Kurunic, Mert Hakan, Şimanski olabilir. Kurunic, Zaits, Şimanski. Kurunic, Mert Hakan, Zaits olabilir. Kurunic, Zaits, Şimanski. Solda Mert Hakan, sağda Usai olabilir. Hani Forvet'te de garanti Batu ile başlar gibi geliyor. Serdar Dursun'la başlayacağını zannetmiyorum. Bakalım karar ne olacak? Şimdi Fenerbahçe eğer bu kafayla giderse şampiyon olamayacak. İsmail Kartal'ım bu kafasıyla giderse şampiyon olamayacak. Kurun içi aldırdım oynatırım. Aldırdım oynatırım diye bir şey yok. Sen İsmail Kartal'sın. Sen Fenerbahçe'nin paralı çalışanısın. Sen Fenerbahçe'den büyük değilsin. Sen hata yapabilecek bir insansın. Hata yapmamak sadece Allah'a mahsustur. Sadece Allah hata yapmaz. Kendini Allah görüyorsan o ayrı mesele. Tövbe aşağı böyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Kurun inadından vazgeçeceksin. Kendisi de açıkladı İsmail Kartal. Ya kurun iş bu değil. Daha iyi olacak falan filan. Şimdi bu cümleden ben şunu anladım. Ben ısrarla oynatacağım. İyi olana kadar oynatacağım. İsteyen istedim desin ben oynatacağım. Vallahi İsmail Kartal yanlış anlama. İkinci yarı o maç çevrilmeseydi. Belki de şu anda sen istifa etmiştin baskılardan şiddetten. Fenerbahçe taraftarının üstünde ciddi bir baskı var. Bu baskının kalkması için neler olması gerektiğini anlatmama gerek yok artık. 22 dakikadır video çekiyorum. Herhalde kafası çalışan herkes nelerin olması gerektiğini biliyordur. Ben şunu söyleyeyim. Ankara gücü maçı aslında İsmail Kartal için milat. Dene kurun içi. İyi de hocam elenirsek ne olacak? Elenin. Elenelim. Ne olacak? Elenelim ne olacak? Ne değişecek? Türkiye kupası çok mu önemli? İyi de hocam bak Ankara gücünü yenersek, Beşiktaş'ta da şeyde yenersek, finalde de Galatasaray'ı yenersek kupa alıyoruz 3 maçla. Vallahi Keşke deseler ki geçen seneki gibi olan geçen sene Türkiye Kupası'nı Fener kazandı. Ligi Galatasaray'a hediye ettik. Bu sene de Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazansın. Ligi Fenerbahçe kazansın deseler de dengelense. Böyle bir şey olsa kabul eder misiniz? Açık açık federasyon başkanı çıksa dese artık açık açık şike yaptılar bile dese kimsenin umurunda değil. Galatasaray şike yapıyor dese bile kimsenin umurunda değil. Kimse sallamıyor bile. Kimse araştırmıyor bile şey yapmıyor bile. Açık açık böyle bir şey deseler kabul eder Ben şunu söyleyeyim. Ben Türkiye Kupası, Türkiye Kupası şu bu umurumda değil. Kaç maç kaldı ligde? 11. 11'de 11 yapın. Geri kalan ne yapıyorsanız yapın. Konferanstan elenen umurumda değil. Ligde kupada elenen umurumda değil. 11'de 11 yapın gidin şampiyon olun. Bu kadar basit. Ha aslında Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı da alabilir. Konferansı da alabilir. Ligi de alabilir. Böyle bir kadrosu var. Bir zahmet yani. Fenerbahçe oyuncular da bir zahmet. Bir şeyler yapsın da onu başarsın. Ha Serdar Dursun niye oyun alındı? Batçuay'ı niye alınmadı? Ben onu şöyle anlatayım size. İki pivot santraforla oynadı. Ve e, hani orta kafa gole dönmüş, dönmüştü maç. Sürekli orta açıyorduk. O yüzden olay buraya dönmüştü. Sebep bu. İkincisi e, sağda Cengiz de başladı. Şimanski niye oyun almadı? Arkadaşlar Şimanski'yi sonradan oyun aldı. Dikkat edin Şimanski'yi Cengiz'in yerine oyun aldı. Yani sağ kanada aldı Şimanski'yi. Ters ayaklı oyuncu. Ya burada bile bir plan vardı. İsmail Kartal bunların planlamasını iyi yapmak zorunda. Ha Kurun için yerine Zayt savaştasaydı yine tepki alacaktı. Bizim taraftar tepki gösterirdi göstermesine ama ya taraftar tepki gösterecek diye cart curt yapılacaksa hiç biz maça çıkmayalım. İsmail Kartal kulağını taraftara kapatacak. Kulağını kendine kapatacak. 90 +4 Başakşehir'de Batşuay'ı. 90 artı 5 Antalya'da Batşuay'ı. 90 artı 6'da Kasımpaşa'da Batşuay'ı. Ha, nereye kadar gider bu? Yani nereye kadar gider bu? Nereye kadar gideceğini siz daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Nereye kadar gideceğini. Çünkü Fenerbahçe kazanıyor. Galatasaray taraftarı toplu birlik itiraz isyan ediyor. Ankara gücünün bilet fiyatı 2000 lira ya. 2000 lira. Misafir tribün 2000 lira. Taraftar gelmesin diye mi artık Fenerbahçe düşmanlığı mı? 2000 liralık bilet fiyatı olur mu ya? Maç daha TV'den yayınlanacak mesela. Buradaki amaç herhalde Fenerbahçe elensin amacı. Ama Allah herkesin gönlüne göre versin. Bartu Yılmaz'ı da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Sayın İsmail Kartal. Dikkat. Bu arada Fenerbahçe'nin duran toptan yediği golü sevgili Cengiz abi çıkartmış. Prof. Dr. Alex. Diyor ki... Duran toptan yediğimiz gol toplamı bu sezon 4'müş Galatasaray'la. Aynı sayıda duran toptan bulduğumuz gollerde uzay takımı Galatasaray'dan bir tane azmış. Yani Galatasaray yorumcuları şöyle böyle yapıyorlar falan diyor ama kaç tane bulunmuş gol? Bu arada çok ilginç. Fenerbahçe'de Galatasaray'da 4'er tane bulmuş. Duran toptan en çok gol bulan Pendik Spor 13. İstanbulspor 12, Kasımpaşa 11, Alanya, 19, Alanya 9, Adana Demir 9 diye gidiyor. Fenerbahçe Galatasaray 17-18. sıradalar. Varın gerisini düşünün. İlginç. 7 golde ee... Dur ne diyor? Ha pardon 7 golde 4 taneymiş özür dilerim. Attığı golde Fenerbahçe 8, Galatasaray 9, Kasımpaşa 11, Trabzonspor 10, Beşiktaş 9, ee, Gaziantep 9, Samsunspor 12 diye gidiyor. Pardon. Yenilen gollerde en çok Pendik 13 tane, İstanbul 12 taneymiş. İstatistik karşılaştırması ama bu şu demek değil. Abi Fenerbahçe duran topları iyi kullanıyor, kötü kullanıyor demek değil. Fenerbahçe duran topu iyi kullanması lazım. Ben şunu da söyleyeyim. İsmail Kartal yerinde olsam pası duran top çalışırım. Ligin son haftaları herkes kötü oynayan Fenerbahçe kötü oynayan Fenerbahçe diyor ya. 2 tane duran toptan golü 2-0 yap. Bak bakayım ondan sonra Fenerbahçe nasıl kötü oynuyor. Bu da senin elinde. Ciddi söylüyorum bu da senin elinde. Dün Çağlar'la ilgili konuştular, attılar, tuttular taraftarımız. Gördünüz değil mi arkadaşlar konuşmayı? Gördünüz değil mi arkadaşlar Çağlar'ın performansını? Yani çok kolay konuşuyor bazı taraftarımız. Bilip bilmeden çok fazla iddiada bulunuyor. Ama biraz açın maç izleyin. Ee, ve ben tekrar tekrar diyorum. İsmail Kartal eğer şampiyon olmak istiyorsa, takımı şampiyon yapmak istiyorsa... Öncelikle kurun için adından vazgeçecek. Ha avantajımız ne? Fred dönüyor. O dönüyor. Oynat Hatay Spor maçında. Fred'in oynat. O oynat. Ferdi'yi sola at. Stoper ikilisini belirle. İsmail Fred Şimanski zaten ta, ligin en iyi orta üçlüsüydü. Tadiş bunlara ayak uyduruyordu. Cengiz de bunlara ayak uydurur. Görün bakın Cengiz de açılmaya başlar. Ceko da açılmaya başlar. Sonrasında zaten 2-3 maç böyle gitti miydi? İrfan falan döndü müydü? King İrfan döndü müydü? Gerisine bakarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere sevgili dostlar.